Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıcak yaz günlerine yakışacak güzel kavunlu bir dondurma tarifiyle karşınıza geldim. Birlikte yapacağız inşallah. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Burada 2 kilo doğranmış, dondurulmuş arkadaşlar. Küçük küçük doğrayıp dondurmuştum. İlla ki donmuş olması gerekiyor. Kavunlarımız var. Güzelce temizledim, ayıkladım. Buzluğa attım, dondu arkadaşlar şu anda. Aynı şekilde kavunun içindeki çekirdeği ve suyu var arkadaşlar burada. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız lezzetine lezzet katmış olursunuz. Benim kavunum oldukça sulu bir kavundu. Bayağı fazla çıktı. O yüzden onu da kullanacağım. Burada toplamda 2,5 su bardağı sütümüz var ve 1,5 su bardağı da toz şekerimiz var. Şeker oranını kavunuzun şeker oranına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim kavunum çok şekerli değildi. Zaten ondan dolayı dondurmaya çevirmek istedim. Siz de eğer böyle tadını beğenmediğiniz, yumuşamış, tadı çok tatlı olmayan kavunlarınız varsa bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Öncelikle kavunumuzun çekirdeklerini çekerek başlayacağız arkadaşlar. Robotum da yanımda. Hemen çekirdeklerini mutfak robotunun içine alıyorum arkadaşlar. Bundaki amacımız çekirdeğin içindeki, bu kendi çekirdeklerindeki süt var arkadaşlar. İçerisindeki o sütün lezzetini kullanabilmek. Ondan dolayı da çekirdeklerini de çekiyoruz ki lezzetimizi artırsın. Evet, çekirdeklerimizi çektikten sonra şöyle bir ten süzgecim var arkadaşlar. Çekirdekleri tamamen parçalayana kadar da bekletebilirsiniz. Tamamen şu özünü aldıktan sonra da şey yapabilirsiniz. Ben çok fazla çekirdeklerin olmasını beklemedim. Çünkü bu çekirdekleri de kurutup yemelik çerezlik olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız, bu şekilde kavun çekirdeğini küçük küçük de olsa uğraşmayı seviyorsanız yerken. Bunu ben şimdi yıkayacağım. Temiz bir mutfak bezinin üzerine sereceğim. Güneşe de koyacağım. Kuruyacak ve çıtır çıtır bir çekirdek elde etmiş olacağım. Bana bu suyu lazımdı. Suyunu aldım. Çekirdeğini kenara bırakıyorum. Onu da çerezlik olarak yapmak üzere kenara ayırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buzlu olan kavunlarımdan, bakın ben böyle küçük dilimlere ayırmıştım. Donarken biraz birbirine tutunmuşlar tabii ki ama çekmesi daha kolay olsun diye. Şöyle. Benim kavunumun içi turuncu çıktı arkadaşlar. Bazı kavunlarda hasarı çıkabilir. Renk önemli değil. Önemli olan lezzet ve tat. O yüzden çok sıkıntı etmeyin bu durumu. Azar azar bütün kavuna yayarak kullanacağım toz şekerimi. Birazcık döktüm. Çekerken kolaylık olsun, daha rahat karışsın diye de yarım bardak sütümü ekledim. Ve çekme işlemine tekrar başlıyorum. Evet arkadaşlar, dondurmamızın ilk partisi hazır. Bakın böyle harika bir kıvamı oldu. Küçük hafif böyle parçacıklar da bıraktım ben içinde ki böyle gerçek kavun lezzetini alabilelim diye. Bu şekilde bir saklama kabına, yayvan ve düz geniş bir saklama kabına bırakırsanız şekil vermesi de daha kolay olacaktır. Şimdi ben diğer kavunlarıma da aynı işlemi yapacağım. Bu arada son olarak kaba koyarken de şu suyu bunlara mutlaka katacağım. Hepsini bir homojen bir şekilde karıştıracağım. Yine o kısmını da göstereceğim. Ben kavunlarımı çekme işlemine devam ediyorum. Son saklama kabına koyarkenki haliyle dönüyorum. Evet arkadaşlar, kavunlarımızı çektikten sonra bakın şöyle yoğurt gibi bir kıvam aldı. Şu anda olabildiğince sıvı. Bu sizi korkutmasın. Dolaba koyduğumuzda tam bir dondurma kıvamı olacak. Çekirdeklerimizin suyu hala burada. Eğer siz de çekirdeklerinizi çekip kullanıyorsanız bu işlemi mutlaka yapın. Hem rengini çok daha güzelleştirecektir. Hem de lezzetine gerçekten inanılmaz güzel katkıda bulunacak. Bakın gördünüz mü? Kavun rengi tam böyle. Benim kavunum dediğim gibi turuncu da bir kavun olduğu için çok daha avantajlıydım bu konuda. Eğer siz de bulabiliyorsanız içi turuncu olanlardan yaparsanız tam böyle orijinal bir kavunlu dondurma olacaktır. Şimdi karıştırıyorum. Tamamen homojen bir şekilde birbirine geçtikten sonra yaklaşık 8-10 saat buzlukta bekleyecek ama direkt koyup bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Koyacağız. Arada bir, 1-2 saate bir şu şekilde tamamının altını üstüne getire getire karıştıra karıştıra yapacağız ki eşit bir şekilde donsun. Bir tarafı buzlanıp bir tarafı sıvı kalmasın. Şimdi karıştırma işlemini en az 5-6 defa olacak şekilde 8-10 saatlik dolaba gönderiyorum. Varsa eğer sizin de böyle geniş bir kabınız, alırken de çok daha rahat şekil vereceksiniz dondurmanıza. Şimdilik gönderiyoruz. 8-10 saat bekleyip son halini göstermek üzere karşınıza geliyorum.
Evet arkadaşlar, kavunlu dondurmamızın son haliyle karşınızdayız. Aslında kavunlu dondurma da denebilir, kavun sorbe de diyebiliriz aynı zamanda. Biraz daha böyle granita formunda ama kavunun inanılmaz güzel kokusu ve lezzeti sinmiş. Çok güzel soğuk bir yiyecek oldu arkadaşlar. Kesinlikle sağlıklı, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğimiz inanılmaz güzel ve lezzetli, vitaminli, şifa dolu bir tarif oldu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Yaptıktan sonra yorumlar kısmında fikirlerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün de mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.